Hanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi genç girişimci birisiniz. Anneniz, halanız böyle 3 yıl önce başlayan güzel bir hikayemiz var. Hı-hı. Önce bir hikayeyi alalım. Sonra mağazanın genel hatlarında çalışmaları konuşalım. Tabii biz 3 yıl önce 3 kişi başladık bu yola. Annem, halam, ben. Hı-hı. Evde tamamen sadece Instagram'dan amatör bir şekilde yapıyorduk ama Trabzon'da ürünleri görmek istediler. Artık mağazalaşmaya doğru gittik. Evet. Ve sonunda 3 yılın sonunda da markamız evet. Bade Bütü'yü oluşturduk. Şimdi evet. Kurumsal bir kimlikte büyüyorsunuz. Türkiye'de de iyi bir konuma gelmişsiniz. Siz de yüzüsünüz aynı zamanda evet. Çalışmaların. Sizi de herkes tanıyor. Şimdi amatör bir ruhla kalplere dokunuyorsunuz. Hı-hı. Çalışmalar nasıl gidiyor? Memnun musunuz? Bu 3 yıllık süreç nasıl geçti? Çok memnunuz şu anda. Çok zorlu bir süreçti aslında. İlk başta evden sonra evet. Küçük bir butiğimiz vardı. Sonra bu 3 katlı 400 metrekare şu anda içinde çıktık. Durduğumuz yer evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Evet. Üst katta WhatsApp grubumuz, alt katta depomuz. Çok böyle her şey burası oturdu. Da bir satış yeri yapmışsınız. Evet, aynen. Peki sistem iyi gidiyor. Anladığım kadarıyla üst kattaki ekip de önemli. Çok böyle önemli. Ciddi bir çalışma var. 17 kişilik bir ekibimiz var. Çok güzel. Her şey oturdu. Daha da oturtmaya çalışıyoruz. İyileştirmek için çalışıyoruz. Hı-hı. Evet, inşallah. Peki, şimdi Bade Butik bir aile yeridir. Güçlüdür, gücünün sırrı sevgi kaynağıdır, zarifliktir demişsiniz. Böyle güzel sloganlarınız da var. Bir sloganımız daha var. Evet. Kalp sevmekten yorulmaz. Biz bu sloganla başladık. Evet. Ve tüm Türkiye'de bu sloganı çok beğendi. Hatta şu anda kendi tişörtlerimizi bastırdık. Çok kalp güzel, sevmekten çok yorulmaz güzel. Yazılı. Evet, böyle tamam, da yorulmaz dedik. Yorulmuyor. Peki. Şimdi tabii emek istiyor bu işler. Mücadele istiyor. Siz de bunu ekibinizle o ruhu sağlamışsınız. Yavaş yavaş da çıtayı yukarıya taşıyoruz. Ürünler nereden geliyor? Ürünler İstanbul'dan, bazen yurt dışından hı-hı. geliyorlar. Siz gidip kendiniz bizzat bakıyor musunuz? Evet. Hı-hı. İnceliyorsunuz, hı-hı. buraya getiriyorsunuz. Peki satış hızlı ilerliyor değil mi sizde? Evet, hızlı ondan ilerliyor. Biraz bahsedelim mi? Nasıl bir sistem var? Çekiyoruz, siteye yüklüyoruz. Ben story'de, Instagram'da anlatıyorum. Hı-hı. Ve bir ürünü çektiğimiz zaman hemen böyle anında hızlı bir kargo, şekilde. Evet, 2 günde de ulaştırıyoruz. Bu Türkiye'nin her yerine gidiyor. Evet ve dünyanın da her yerine yolluyoruz. Farklı Avrupa'dan, hı-hı. farklı ülkelerden, Orta evet. Doğu'dan, Türkiye Cumhuriyeti'ne anladığım kadarıyla her yere ulaşabiliyorsunuz. Aynen. Siz de yüzüsünüz değil mi çalışmaların hı-hı. ağırlık? Yukarıda güzel bir stüdyo bölümü yapmışsınız. Evet yaptık. Güzel. İç çekimler oluyor, hı-hı. işte içte çekiyoruz. Farklı yerlerde de çekimler yapıyorsunuz. Hı-hı. Peki Duha Hanım şimdi sosyal medya artık önemli. İnsanlar buradan çok alışveriş yapıyorlar. Sizin sosyal mecra hesaplarınız nelerdir? Sosyal medyada, Instagram'da ve Facebook'ta Bade Butik adıyla varız. Güzel. Ve tabii ki 7/24 açık bir online sitemiz var. www.badebutik.com. Çok güzel. Yani buradan insanlar girdiği zaman sosyal mecralarınızdan ürünleri seçip hızlı siparişle yukarıdaki o başarılı ekibiniz hızlıca kapıda teslim olarak gönderebiliyorlar anlaşmalı kargolarla. Şimdi marka bilinirliği önemli. Bu doğrultuda sizin çalıştığınız değil mi? İyi noktalar var. Çalışıyoruz şu anda da. Mesela Trendyol, N11 gitti gidiyor. Amazon'a gidiyoruz. Evet. Bunların hepsini marka bilinirliği için yapıyoruz. Çok güzel. Şu anda devam çok ediyor güzel. Zaten. Çok güzel. Bu çalışmalarınız da devam ediyor. Peki Duha Hanım şimdi sektörle iyi bir konuma geldik. Bilinirlik anlamında da iyi bir noktadayız. Hedefler var tabii. Nasıl gidiyor şimdi bu doğrultuda çalışmalar? 400 bin takipçimiz var. Tabii ki bu 400 bin takipçiyi artık milyonlara ulaştırmak hı hı. istiyoruz. Evet. Ve Trabzon'da başlayan değil mi hikayenin böyle tüm dünyayı sarmasını istiyoruz. İnşallah. Herkesin bu Bade Butik'i, bu markayı bilmesi. Evet. Evet. Zaten bu doğrultuda da iyi noktalara güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Özellikle Dubai'den değil mi? Çok ciddi. Evet. Herhalde her hafta bir şey gönderiyorsunuz. Bir ürün evet. gidiyor yani. Aynen. Peki inşallah bu marka bir dünya markası olur diyelim. Zaten o yolda ilerliyorsunuz. Ciddi de güzel bir emek var, bir çalışma var. Tüm ekibinizi de yürekten kutlayalım. Şimdi zarafetini hayatın merkezinden yani yürekten alır demişsiniz. Böyle çok güzel sözleriniz var. Evet, buraya gelen konuklarla ilgi alaka konusunda bahsedelim biraz. Neye önem verirsiniz, neye dikkat edersiniz? Güler yüz önemli evet, çünkü. Çok samimiyet, güler yüz, kendini rahat hissetmesi, memnuniyet yani. Yeter ki memnun olsun. Gelen. Peki şimdi biz geldi buraya bir hanımefendi oldu ya. Yani kafasında hayal ettiği şey belki burada olmayabilir o anda. Hı hı. Hızlıca getirtirebiliyor musunuz böyle? Tabii ki. Nasıl bir yol izliyorsunuz orada? 2 günde hemen getirtebiliriz istediği, hayal ettiği, düşündüğü ürünü. Siz İstanbul'dan zaten sürekli çalıştığınız noktalarda mevcut. Bunlar zaten var.
Bu sene mesela 2018, şimdi yıl sonuna geldik, 2019'a doğru gidiyoruz. Kendinizi güncel tutmak adına da sürekli böyle modanın her şeyini takip ediyor musunuz? Evet, çok önemli. Sürekli takip ediyoruz. Yeni ürünler, ne şu anda trend, onları getirtmeye çalışıyoruz. Onları giyiyorum, evet, gösteriyorum. Siz de bunu... Peki ne çok talep görüyor şu anda? Mesela? Şu anda mesela payet modası var. Böyle bir leopard, elbiseler, payetli etekler ve payeti günlük giyme modası var. Günlük giyme modası var. O mu çok talep görüyor? Şu anda üzerinizdeki de bir çeşit değil mi? Bir ceketimizin bir parçası ama hani ağırlık bu. 2019'da neler bekliyor? Var mı böyle bir şeyler? 2019'da mesela renkler turuncu, böyle kiremit, kahve tonları. Neona artık dönüyoruz, 80'lere doğru. Evet, biraz daha şöyle eskiye doğru geri gidiyoruz. Eskiye. Genelde zaten son zamanlarda o konuda da biraz talep oluyor. Peki satış mecraları, markamız yavaş yavaş büyüyoruz. İnşallah iyi noktalara geleceğiz diyelim. Şimdi şıklığı kalp gözünden alır demişsiniz. Enerjiyi, mutluluk giydiririz demişsiniz. Böyle de çok güzel sloganlarınızla devam etmiş olalım. Memnuniyet ne demişsiniz? Kulağına küpedir. Çok güzel sözleriniz var. Şimdi ben bunları not almıştım. Şimdi böyle bu noktayı tercih eden, destekleyen birçok konunuz var. Sadece Trabzon halkı değil. Burası bir göz ağrımız diyelim. Sizi bugüne dek tercih eden, destekleyen, şimdi kapanış yapacağız. Herkese bir teşekkür, son sözlerinizi de toparlayalım. Peki şimdi Doğa Hanım, keyifli sohbetin sonuna geldik. Bir teşekkür alacağız. Bugüne dek markamız Bade Butik'i tercih eden birçok konunuz var. Çalışanlarınızla birlikte şöyle bir teşekkür, son sözlerinizi toparlayalım. Tabii öncelikle bizim için tanımadığımız bir şehre, tanımadığımız insanlara kargo yollamak, yani onlarla oturup bir kahve içmek kadar keyifli. Evet. Öncelikle bunun sevincini yaşıyoruz tabii ki her zaman. Sonra tüm ekip arkadaşlarımıza, anneme, halama ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Evet. Bizde emeği olan, arayıp soran, beni evinin kızı gibi gören, Duha kız diyen herkese sonsuz teşekkürler. Yani iyi ki varlar. Peki. Şimdi ben size öncelikle verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Genç girişimci birisiniz. Annenizin yanında ticari olarak da bu sektörün içerisindesiniz. Bade Butik'in bünyesinde çalışan herkese teşekkür edelim. Başarılarınız daim olsun. İlerleyen zamanda inşallah bu markamız bir dünya markası olacak. O yolda ilerliyorsunuz. Yeni bir röportajda, yeni bir çalışmada tekrar buluşmak dileğiyle ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet değerli Posta TV izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi Karadeniz'in incisi dedik. Trabzon merkezden kunduracılar çağrısından sektörün lider firması 3 yıl önce başlayan hikayenin noktasındayız. Bade Butik'ten firmamızın genç kurucusu ve sahibi hanımefendi Duha Sude'den aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü. Merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.